Aynı mahiyetteki önergeler üzerine ikinci söz İyi Parti Isparta Milletvekili Sayın Aylin Cesur. Buyurun Sayın Cesur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz yasama yılında önümüze getirdiğiniz son yasa sosyal medyaya yasaklar getiren teklifti. Ben de son konuşmamda yeni dönem dizileri gibi sezonu bir bombayla kapatıyorsunuz demiştim. Şimdi bu yeni yasama yılındaki ilk konuşmamda da yine belirtmeliyim ki bombayla kapattığınız sezonu yine bir bombayla açıyorsunuz ama sezon uzun ya, bu seferki saatli bomba. Bunu bir torbaya saklamışsınız. Araya başka şey sıkıştırılsa da biz bu bombanın geleceğini biliyorduk. Çünkü partili cumhurbaşkanlığı sisteminin başlangıcından beri milletin eline saatli bomba tutuşturduğunuzun haberini biz vermiştik. Şimdi bu sezona nasıl başlıyoruz bir göz atalım beraber. Hak edilmiş maaşın ödenmesini icra sayan, ekonomi biliminin rafa kalktığı, istatistik bilimine takla attırıldığı, ekonomi ve mali kurum özelliğinin artık sadece şaka olduğu, her veriyi dolar üzerinden açıklayan, bakanların ise kuru özel körlük yaşadığı bir Türkiye tablosu. Altını kocaman çizelim ki bu hal koronavirüs salgınının sonucu değildir. Salgından çok önce başlamıştır ve bu kürsüde geliyor diye anonsunu ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle iyice derinleşen yapısal tıkanmanın sonucudur. Kimse kimseyi kandırmasın. Salgına ekonomimiz çok kırılganken yakalanmıştık. Bırakınız 2023 hedeflerini, 2008'in gerisine gitmeye başlamıştık. Şimdi ne diyorum deminden beri bir ispat edivereyim. 1 Temmuz 2018'den salgının aslında ekonomik etkilerinin hemen öncesinin görüldüğü 31 Mart 2020'ye kadar TÜİK verilerine göre neler olmuş bir bakalım. Gayri safi yurt içi hasıla 881 milyar dolardan 754 milyara gerilemiş, %14 azalmış. Fert başına milli gelir 10.500 dolardan 9.093'e inmiş, %13 azalmış. Dolar lira paritesi 4.62'den 6.76'ya çıkmış, yani %46 artmış. Buna karşılık dış borcumuz lira cinsinden yine %40'ın üzerinde artmış. İşsizlik %10.2'den %13.6'ya çıkmış, %33 artmış. Genç işsizliği %19.4'ten %24.4'e çıkmış, %26 artmış. Bunlar pandeminin ekonomik etkilerinden önce. Tabii pandemide ekonomik ve mali yük haliyle arttı ve bazı makro göstergeler daha geriye gitti. Ama bunun tek başına sebebi pandemi değil. Salgın çıktığında ülkemize ve ekonomimize güven eksikliği nedeniyle swap anlaşması yapamadınız. Döviz bulunamadığı için de Merkez Bankası rezervlerini erittiniz. Yine de döviz arttı. Kamu borçları, ödenmesi gereken faiz, kamu giderleri de arttı tabii. Şimdi bunca derdimiz yokmuş gibi eski tecrübeyi çöpe atan, pilot uygulaması dahi yapılmamış, bütçede fonksiyonel sınıflandırmayı kaldırdığınız, bütçenin mevcut kod yapısını da bozan bir teklifle karşımızdasınız. Bu yapı bütçe hesaplarının karşılaştırmalı analizinde güçlüklere yol açacağı gibi şeffaflığı ve hesap verilebilirliği olumsuz yönde etkileyecek bir yapı. Bütçe yönetiminde yeni riskler yaratmaya teşne olan teklifteki ilk 4 maddenin tekliften tamamen çıkarılmasını istiyoruz. Bizim kanaatkar, inançlı, sabırlı milletimize sabredin diyorsunuz ya, bütçemiz ne oldu bir bakalım. Geçiş garantili yollar, hasta garantili hastaneler değerinin çok üstünde maliyetlerle yapıldı ve bütçe zaten artmakta olan yüksek faiz ödemeleri dışında bir de bu garantileri üstlendi. Suriyelilere harcanan milyarlar, diplomatik başarısızlıkların sonucu daha maliyetli askeri çözümler, korona harcamaları bahane. Pandemi nedeniyle ödenen 8 milyar lira ve borçlanma limitinin 100 milyar liradan daha fazla artırılması isteniyor. Olağanüstü durumların çözümü için olağanüstü önlemler kriz büyümeden alınır. Kriz büyüdükten sonra Allah rahmet eyleye geri dönüşü yok. Bütçe dengesi sorunu için defalarca uyardık burada. Bütçe revizyonuna gidelim dedik, hayır dediniz. İsrafa, şu müteahhit beşlisiyle dostluğa son verin dedik. Siz mum çiçeği oldunuz. Mum çiçeği nedir bileniniz var mı? Eğer bilmeyen varsa söyleyeyim. Mum çiçeği bir sarmaşık, aşk çiçeği. Sarıldıkça sarıldınız, sarıldıkça uzuyor, uzadıkça sarılıyor. Şimdi yeni borçlanma, yeniden vatandaşa vergi ve zam demek. Mum sarmaşık gillere milyarlarca vergi indirimleri uygularken yandaşa bolluk bereket, millete de torbadan sabır çıktı.
Dünyada petrol fiyatları 8 ayda %50 azaldı ama bizim vatandaş üretici 8 ay öncesinin fiyatlarıyla alıyor. İkinci el arabaya binmek son ÖTV zammıyla artık lüks oldu. Elektrik daha bu ay %5.75 zamlandı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçti. Kısa çalışma ödenekli ve işsiz yüz binlerce vatandaşımız var ve bir kilo et çoktandır 50 liranın üzerinde. Yani sabır dağları delmiş arkadaşlar. Neden mi oldu? Türk lirasına ve piyasalara olan güveni yok ettiniz. Bürokrasimizin yıllarca emekle inşa ettiği mali disiplini kaybettiniz. Bazı müteahhitlerle bir saadet zinciri oluşturdunuz. Medyayı karartıp sesi çıkanı susturarak tamam her şey zannettiniz. Siyaset, hukuk da dahil her alana sokmaya hamle ettiniz. Aklıma ne geliyor biliyor musunuz işte şu anda? İlhan İrem'in bir şarkısı vardı. Ben mi geç kaldım yoksa mevsimler mi soğumuş? Siz geleli buralara olanlar olmuş, olanlar olmuş. Evet değerli arkadaşlarım, olanları sizin düzeltemeyeceğiniz artık belli. Siz bu torbalarla borçlanma limitini artırmaya, ödemeler dengemizi alt üste kura bakmadan devam ederken biz buradan artık sizi çözemeyeceğinizi bile bile söylemeye devam ediyoruz. Umutsuzluğa gerek yok. Çünkü bu sezon final encosu son sezon. Final mutlu son. Duyuralım ki buradan kimse umutsuzluğa kapılmasın. İktidar değişince bütün bu israflar sona erecek. Vatandaşın çağrılarına kulak tıkanmayacak ve Türkiye iyileşecek.